Sokrates'ten merhaba değerli izleyenler Fenerbahçe Union saint gilloise deplasmanında UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 3-0 kazandı ve tur yolunda çeyrek final yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Biz de derbinin katkılarıyla maç çıkışında karşınızdayız. Hemen kısa bir bilgilendirmeyle başlamak istiyorum. Bu saatte yayına girmemizin gece geç saatte yayına girmemizin sebebini açıklayayım. Erman Yaşar'ın bir yayını vardı. Bu nedenle ilk yarıyı kaçırdı. Ardından ikinci yarıda ofise geldi ve sonrasında ilk yarıyı banttan e, tekrar izledi ve e, biz de bu sebepten dolayı e, gecikmeli giriyoruz. Bundan dolayı özür dileyelim ve yavaş yavaş başlayalım. Ben Can Önder, Erman Yaşar ve Arhan Ata Pilavoğlu ile beraber sizlerleyiz. E, Fenerbahçe'den harika bir galibiyet, harika bir oyun planı ve muhteşem bir uygulama. Çeyrek finalin kapıları ardına kadar açıldı diyebiliriz. Tabi dikkat çekeceğimiz e, çok konu var, çok oyuncu var. Yine e, İsmail Kartal'dan da e, detaylıca bahset edeceğiz. Arhan seninle başlayalım istersen şöyle genel bir değerlendirme alalım ardından da Armana e, Erman'a bırakacağım sözü. Tabi e, tabii yani aslında zaten maçtan önce aşağı yukarı nasıl bir rakiple oynanacağı konusunda herkesin ha. kafasında belli fikirler vardı. Çok direkt oynayan bir takım üçlü oynamasıyla e, derin blokta iyi savunma yapabilen bir takım, uzun toplarla çok hızlı bir şekilde rakip kaleye gidebilen bir takım, topla oynama konusunda e, çok büyük e, istekleri olmayan bir takımdan bahsediyorduk. Hal böyleyken aslında e, Fenerbahçe'nin ne yapacağı daha büyük önem sarf ediyordu. Sen Hülas'ın çünkü ne yapacağı aşağı yukarı belliydi. Fakat Fenerbahçe'nin e, Avrupa Konferans Ligi'nde sezon başından beri farklı bir oyunu da vardı. Farklı 11'ler deniyordu İsmail Kartal ve orada da farklı oyunlar ortaya çıkabiliyordu. E, tırnava maçı, bunun iyi bir örneği, örnek vermek gerekirse ve Batu ile ile basın toplantısına çıktığında, tabii ki yani basın toplantısına çıkılan oyuncular genellikle sonraki maçlarda da 11 oynuyor. oynuyor. Ee, hal böyleyken Batu aynı oynayacağını tahmin ediyorduk. Haberler de o yöndeydi ve Batu Şuhayi ile 11 başlamak aslında biraz şu demek. Ceko'nun özellikle zaten ligdeki son haftalardaki toplu oyundaki performansı derine inerek yarattıklarını düşününce Biraz toptan feragat edeceğim. Çok fazla pres getirmeyeceğim Sen Jules Kalesi'ne. E. St. Jules'ın da oyuna dahil olmasını isteyeceğim ve onların da topla oynamasını isteyeceğim düşüncesi olabilir ve zaten de biraz bu şekilde oldu. Osterwolde tercihi de sol bekte. Biraz şunu anlatıyor bence. Tamamen fizik istiyorum. Onların kanat bekiyle atletizmiyle eşleşebilecek bir oyuncu istiyorum. Bu Ferdi'nin fiziği iyi değil demek anlamına gelmiyor tabii ki ama Osterwolde'nin bugün attığı golde neler yaptığını, inanılmaz bir gol. Ay, Belki müthiş, de e, Arda'nın bir Kasımpaşa maçı vardı içeride, inanılmaz oynamıştı. He. Orada çok büyük, bence transferin önemli He. maçlardan birisiydi. Muhtemelen Osterwolde de bu maçla birlikte transfer ya da yani penceresini tamamen sonuna kadar araladı diyebiliriz. E, Batshuayi eklemesiyle birlikte dediğim gibi farklı bir Fenerbahçe izleneceği bence aşikardı. E, ki yani performansa da bakınca kesinlikle öyle oldu ve şu şöyle pas atayım sevgili Erman Yaşar'a bence hani bugün izlenilen San Julio'su hiç bilmeyen birisi olsa standart bir futbol izleyicisi çünkü şunu hep konuşuyordu çok sıkıntılı bir takım organizasyonu olan bir takım hatta organizasyonu olan bir kulüp ve üçlü oynamasıyla birlikte işte Molde'dir, Sparta Prag'dır, Galatasaray'a sorunlar yaşatması genel olarak Türk takımlarına karşı hep bu tarz organizasyonları olan belli bir oyun kültürü olan Takımların yarattığı sorunları düşününce e, sıkıntılı bir eşleşme olduğunu konuşuyorduk. E, spor medyasındaki aşağı yukarı herkes zaten bunu söylüyordu. Hmm. Fakat dediğim gibi bugün e, bu takıma daha hiçbir şey bilmeyen ya da standart e, bir futbol izleyicisi ya Fenerbahçe kolay bir kura çekmiş diyebilir. Bence hmm. bunun sebebi Sen As'ın bugün kötü olması değil Fenerbahçe'nin onlara kötü göstermesi. Aynen öyle. Ee, Arhan'ın da bahsettiği gibi gerçekten e, çok güçlü atletik bir savunma dörtlüsüyle çıktı Fenerbahçe. Osterwolde Çağlar, Ciku, Osay, Samuel ki e, maça çok iyi başlayan Çağlar, golde asisti yapan Çağlar sakatlandıktan sonra Osterwold Stoper'e geçti, Ferdi beke geçti ve aynı e, şekilde hatta e, yani hiç e, fire vermeden, hiç oyununda bir bozulma göstermeden e, aynı dominasyonla devam etti Fenerbahçe. Erman sen neler söylersin genel olarak? E, İsmail Kartal'da olağanüstü bir oyun planı e, yapmış gibi gözüküyor. E, benim de maçı ikinci yarısını zaten izledim. İlk yarıyı da sonradan izledikten sonra e, başlığım ya da manşetim gerçekten iki İsmail. Evet. E, bu maçla e. alakalı. E, hem sevgili İsmail Yüksek e, her... Kariyer maçı muhtemelen milli takımıyla oynadı Hırvatistan onu geçmesi çok kolay gerçekten orada akıl dışı bir performansı var. Ama bu da Hırvatistan maçının biraz daha altında bir yerde kendine bu şimdilik daha çok uzun olacak kariyerinin şimdilik bulunan kısmında yer bulacaktır. Yani... 14 tane ikili mücadeleye girmiş, 10 tane sahipsiz top kazanmış. Ee, ya Bu rakama yansıyanlar 14 tane ikili mücadele kazanma, 10 tane sahipsiz e, top kazanma. Ama e, rakama yansımayan da inanılmaz bir enerji ki Fred biraz sallanıyor doğal. Çok fazla maç sakatlıktan var. gitti geldi gitti geldi maç eksiği var. Bu maçın da 20 dakikası ee, yani orta sahanın patronunun Fred değil de daha İsmail olduğu bir maç. Ee, bir biri İsmail yüksek böyle tu Escobars gibi <laughs> giriş yaparsak diğeri de tabi ki İsmail Kartal İsmail Kartal sezon genelinde e, zaman zaman bu takımın hakkını verebiliyor mu bu müthiş kadronun hakkını verebiliyor mu diye eleştirildi ki Bence haklı eleştirildiği birçok da maç var. Ben de zaman zaman e, Fenerbahçe maçı izlediğimde ve e, yorumlama e, durumum olduğunda e, bazı maçlarda eleştirdim. Ee, özellikle işte içeride son iki puan kaybı yaptığı Alanya-Samsun Alanya Samsun maçlarında e, takımın kazanabileceği takımın değişikliklerle beraber e, geriye gittiğini düşünüyordum. Ama bugün iki anlamda da çok iyi bir İsmail Kartal var ki bence e, ilki çok sürpriz değil çünkü İsmail Kartal belli bir şablonu... Evet çok iyi oynatan bir teknik i̇kinci direktör. İkinci döneminde de böyleydi. İlk evet, ikinci döneminde de böyleydi. O büyük seriyi yakaladığı hmm. e, bu döneminde de böyle. Yani belli bir planı gayet iyi oynatan bir teknik direktör. <laughs> ee, rakibi iyi analiz etmiş. Rakibin arkadaki oyuncularının ağır oyuncular olduğunu, e, rakibin genel olarak çok hızlı bir takım olduğunu, önde e, baskı yapacağını ee, bu önde baskı aşıldığı takdirde Fenerbahçe'nin e, ciddi bir e, rakibe üstünü kurabileceğini bunları iyi analiz etmiş. Bir. İkincisi bunu zaten yaptığı bir şey. İkincisi bence bu sene çok eleştirildiği değişiklikler yönünden de e, usta işi bir maç çıkarttı. Yani Ferdi zaten zaruri bir değişiklik. Hı hı. Ona diyecek bir şey yok. Ee, ama e, orta saha çok Dediğim gibi yani rakip çok hızlı ve tempolu oynamaya çalışan bir takım olduğu için orta sahada e, tazelemeyi evet. e, bazen geç kalıyordu. Bazen de dediğim gibi e, geç kalmasa da bence <laughs> hamleleri yanlış yapıyordu. E, Fred Cengiz çıkıp, e, Kurunic, Reinkend evet. önce evet, ki Kent yani Bu denklemin içinde mi dersin? Ee, burada, e, gayet, çünkü ligde Hı. Ee, burada gayet üç kadrodan Kazo'dan çıkartıldı. Burada gayet iyi gördük Reinkend'i. Kurniç Reinkend tazelemesi de harikaydı. 78'deki senin de söylediğin Mert Hakan ve Edin Ceko tazelemesiyle de Hı. tamamen ipleri e, eline aldığını söyleyebiliriz. Ben bu anlamda İsmail Kartal'ın eee Oyun başındaki planını da mantıklı buluyorum. Yani Adam ile alakalı hem şunu düşünmüş olabilir. Ne olursa olsun artık yaşı belli bir oyuncu. Ee, burada e, bu kadar şey geçmeye aday, Korakor kor geçmeye rakibin çok hızlı e, oynayan bir takımın e, karşısında ben onu elimde bir koz olarak saklayayım diye de düşünmüş olabilir. Ayrıca e, sevgili Arhan'ın da dediği gibi Özellikle Ross Sykes, Burgess ve Machida hakikaten ağır oyuncular. Bu takımın biraz topla haşır neşir olup, biraz daha Fenerbahçe'nin üzerine gelmesi, Fenerbahçe'nin toptan feragat etmesi bence Fenerbahçe'nin oyundaki skor alma şansını yükseltecektir. Bu da e, Michy Batshuayi'nin daha uygun olduğu bir oyun. Yani Edin bağlantıyı yaparsınız. Alver'i daha iyi yaparsınız. E, hücum bağlantılarını, takımın genel omurgasını daha iyi oturtursunuz. Bu da e, tabii ki topa sahip olmak istemiyorum diye bir e, şey verirseniz Edin Dzeko ile topu bırakabilirsiniz. Topu bırakamazsınız diye demeyeceğim ama ben ilk 11'ini de planını da değişikliklerini çok iyi buldum. E, İsmail Kartal bence maçın yıldızı. İsmail Yüksek hemen yanına yazılır ama tabi Osterwalde'yi de ...hatta çıkana kadar... ...şanssız sakatı yaşayana kadar... ...Çağlar Spor'üncü'yü de, de. E, bu oyunculara dahil etmek lazım. da yine çok iyi bir maç oynadı. İsmail Kartal'ın planlarından bahsettin. E, o neler söylemiş planlarına dair. Hemen e, ona göz atalım. Bu takımın ne kadar organize olduğunu... ...iyi futbol oynadığını ve mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. Evimize bile gitmedik 3-4 gün. En küçük detayları bile es geçmedik. Planı günlerce düşündüm. Turu geçmek için buraya gelmiştik. Planımız işledi. Oyuncular verdiğim görevlere sadık kalarak... ...çok iyi mücadele ettiler. 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Avantaj elde ettik. Buradaki güzel oyun ve galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum dedi İsmail Kartal. Ermansan hamlelerden bahsettin. Edin Dzeko hamlesi Osterwolde'nin golünde yani tabii hani böyle dokunmak kaldı diye dalga geçirilir bazı asistlerle ama orada Edin Dzeko'nun Osterwolde'ye güzel bir alan açması ve opası bırakması bir asist. Aynı zamanda üçüncü gol penaltıya sebebiyet veren, daha doğrusu penaltıyı yaratan oyuncu da Mert Hakan Yandaş. Bu açıdan da Arhan hamlelerin ne kadar doğru olduğu aslında çok net ortaya çıkıyor. E, yavaş yavaş böyle Osterwalder'in golüne de e, biraz gelmek istiyorum. Neydi o öyle? Yani gollü bence zaten bir ayrı konuşmak lazım. Çok kısa hamleyle alakalı hmm. bir şey söyleyeyim. E, bence İsmail Hoca'nın böyle bir maça ihtiyacı vardı. Evet. Şu anlamda söylüyorum. E, Fenerbahçeli taraftarlar da zaman zaman İsmail Hoca'ya eleştirinin dozunu fazla kaçırabiliyorlar. Ve bazı kesimdekilerin belki de %100 güvenini olmadığını düşünüyor olabilir taraftarlar. Öyle hissediyor olabilirler. Ee, ama İsmail Hoca bu maç kesinlikle e, babanın da dediği gibi bu maçı İsmail Hoca kazandı bence. Yani bireysel performanslar tabii ki konucudur Hı -hı. İsmail Yüksek, Osterwolde, Çağlar. Hepsi çok iyi oynadı ama çok iyi bir plan olduğu çok aşikardı. Ee, örneğin bir aklıma Batu örneğinden şu geldi... Tuhel Chelsea'de Chelsea'nin hocasıyken Liverpool maçına çıkmadan önce Enfield'da Timo Werner tercih yapmıştı ve şaşırılmıştı çünkü hep Giroud ile oynuyordu. Savunma arkasına koşu atmadan Liverpool'u yenemezsiniz. Bu yüzden de elimizdeki en hızlı oyuncu Werner. Onu kullanmak istiyoruz demişti. Burada da Batu Şua'yı bence benzer bir örnek. Ve e, risk de bir bakıma siz Ceko'yu kesip Batshuayi'yi oynattıyorsunuz. E, i̇çeride Pendik'le oynayacaksınız. Ligde çok zor bir rakip değil. E, Batshuayi orayı da kotarabilir. Ceko'yu Ceko'yu e, kenara alıp Batshuayi'yi attığınızda aldığınız riskle beraber şu da olabilir. Bugün ters bir sonuç gelseydi, ya bu maç rotasyon yapılacak maç mı kardeşim? Bas bas bağırıyor millet çok zor bir eşleşme oldu hı hı. vesaire diye. O açıdan demek istediğim şu. İsmail Hoca burada bir şey denedi. Ve denediğinin karşılığını alarak bence çok iyi bir güven tazelemesi de Aynen yaptı öyle. kendi içerisinde. O yüzden bence bu galibiyet sadece 3-0 Avrupa'da ilerleme vesaire değil. Kendisinin sezon akıbetini de tamamen kontrolünü eline aldığı bir galibiyet gibi geliyor bana. Öyle düşünüyorum. hamlelerde o yüzden kesinlikle hocanın keyif aldığı hamlelerdir diye tahmin ediyorum. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Son dakikalarda işte kulübeyi çektiğinde e, reji böyle İsmail Kartal e, çok daha özgüvenli e, gözüktü. Bilmiyorum e, ben mi e, öyle. Doğal. Evet. Ya şimdi İsmail Kartal'ın üzerinde çok büyük bir baskı oldu. Evet. Aşikar. Yani zaten Fenerbahçe camiasının üzerinde e, doğal olarak büyük bir baskı var. E, kulüp e, son yıllarda e, ...yerellikte şampiyonluk alamadı. Avrupa'da da çok e, ses getiren e, başarılar elde etmedi ki. Özellikle e, son 4-5 senede çok ciddi de bir yatırım yapıyor bu kulüp. Yani e, Sayın Ali Koç döneminde çok ciddi paralar harcandı. Sürekli e, sil baştanlar yapıldı ve bu sene belki de e, en e, pahalı ve gerçekten e, Türk futbol tarihinde de kurulmuş en e, güçlü kadrolardan biri kuruldu. Yani Fenerbahçe'nin de hatta bence bütün e, lig tarihi genelinde de Fenerbahçe'nin bu kadrosu e, önemli kadrolardan biri olarak hatırlanır. Başarılı olur olmaz. Onu e, göreceğiz sezon sonunda ya da gelecek senelerde. Ama e, 15-16 milyona e, Avrupa'dan Türk oyuncu aldığın hı hı. E, işte Cengiz Ünder'i getirdiğin ee, sadece bonservis olarak da söylemiyorum işte Şimanski'lere, Cekolara, yani 6 tane stoper var. Hı, -hı. Ee, neredeyse işte Tadic'i, Fred'e inanın yani çok ciddi bir yatırım. Ee, böyle bir takımın e, sorumluluğunu almak çok kolay değil. Ee, bu baskıyı Kadıköy'deki bazı maçlarda zaten hocanın e, mimiklerinden ya da yüz ifadelerinden de anlayabiliyorduk. Ee, bu ciddi bir rahatlama çünkü şunu söylemek lazım. Ee, sen aslında güzel bir şey söyledin. Bu maç Fenerbahçe 3-0 kazandı ve net bir şekilde üstün olduğundan dolayı e, şunu kesinlikle dememek lazım. Ya bu da bu takıma da şey dediler ama yok yok. E, yani zor kura iyi, iyi, iyi takım falan dediler ama hani o kadar da bir numara yokmuş gibi bir şey dememek lazım. Gerçekten oldukça iyi bir takım. Bu maçta Poerta hariç vasatı aşan bir oyuncular olmamış olabilir Hı -hı. ama hakikaten yetenekli bir kadro. Zaten Belçika liginde. Ee, lider. neler yaptıkları ortada lider. E, ya Buruj'un Beşiktaş tamam Beşiktaş çok kötü bir sene geçiriyor ayrı konu ama Buruj'un iki maçta da Beşiktaş'a ne kadar sıkıntı çıkardığını düşünün. Bu takım burcun üstündeki bir takım. Ya da Liverpool'u <laughs> yendikleri maçı ben anlattım. Yani ha, evet. rotasyonluydu Liverpool da o rotasyonlu adamlar lig kupası aldı yani şimdi. Ya, ee, yani ondan sonra da çok rotasyonlu <laughs> maçta Premier Lig'de evet. tıkır tıkır da kazanıyorlar. Ee, o yüzden gerçekten bu Fenerbahçe için aslında e, bu turda ee, ben ...bu kupada, bu turda şanssız bir kura Evet, evet, Yani evet. konferans olmasa, Avrupa Ligi olsa anlarsın ama... ...konferans gibi... Hmm. ...zaten e, Fenerbahçe'ye zorluk çıkarabilecek... ...5-6 kulübün olduğu hmm. kupada... ...o takımlardan birinin... ...daha son 16 turunda gelmesi... ...bence şanssızlıktı. Ee, bütün bunlar... E, ...bence... ...Türkiye Kupası'ndan da elenildikten sonra... ...bu maç öncesi hocaya biraz baskı yüklemiştir. Çünkü... E, ligde 2 puan gerisindesiniz Galatasaray'ın ve Galatasaray'a yani deplasmana gideceksiniz Türkiye kupasından elendiniz Avrupa'da da e, görece Fenerbahçe'nin e, favorilerden biri olarak gösterildiği bir kupada son 16'da kötü bir skor almak e, hocanın e, şeyini hem otoritesini hem e, güvenini hmm. yani camianın hocaya <laughs> olan güvenini sarsabilirdi şu an tam tersi çok ciddi bir özgüven tazelem evet. oldu Tamam. Eylül, e, 3'ten beri kaybetmiyor evinde. Hı hı. Acayip. Ee, gerçekten yani etkileyici bir performans. Büyüleyici bir performans Fenerbahçe'den. Ee, birazcık artık Osterwolde e, parantezini açmak istiyorum. Şöyle yapacağız. Bir ver bir der sorumuz var. Onu okuyacağım. Okan üstünde Ceydan Osterwolde özelinde bir yorum alabilir miyim? Kariyer anlamında gelişimi bu şekilde devam ederse bu kadar güçlü fizik ve hızıyla kim Min gibi bir sıçrama yapabilir mi? Demiş. Yine İsmail Kartal'ın da e, bu maçtan sonra Osterwolde ile alakalı bir demeci oldu. E, onu da okuyayım. Sonra size pas atacağım. Ceydan bu sene bizimle birlikte çok büyük bir gelişim içerisinde genç bir oyuncu atletizmi yüksek, fizik gücü iyi. Hem stoper hem sol bekte gelişimine katkı sağladık. Bugün sol bek başladı, stopere geçti. Attığı golle büyük kulüplerin dikkatini çektiğini düşünüyorum. İyi ve önemli bir oyuncu bizim için. Yani hoca da söylemiş gerçekten e, bu golle beraber eğer büyük kulüpler izlemiyorduysa bile e, ayrı bir gözle izleyecektir. Sence Arhan, e, Osterwald'de e, stoperde mi, sol bekte mi devam etmeli ona? Bana sanki e, yani Golden bağımsız olarak stopere artık e, daha uygun bir e, profilmiş gibi geliyor kendisi. Tabii o konuştuğun daha sorusu da Kimince gibi bir sıçrama bu, yapabilir bu mi? Bu takımda da stopere nasıl geçeceksin? o da, o da ayrı bir konu. Yani, yani Ciku iyileşti, Bekao, Kahalar Bekao ve Bekao'nun durumuna göre fonütçi şey, var. Izliyor. Sol e sol bek'e de nasıl geçeceksin sorusu da evet. sorulabilir yani. Yani yine Tercih, yine Tercih. en azından bir oyuncu var Evet, Ya e, bence etkileyici nokta şu ve genel olarak şu, bu maçta da mesela etkileyici noktalardan birisi Esenjuelas'ın ne kadar iyi bir fizik kaliteye sahip olduğunu Bilmeye gerek yok. Maçı izlediğiniz anda görüyorsunuz hmm. zaten pres güçlerinden, ne kadar iyi bir pres takımı olduklarından. E zaten çok belli bir şey bu. Fakat sezon başından beri Fenerbahçe'nin üç beki de Ferdi de Osayi de, e Osterwolde de hiçbir fizik eşleşmesinde geri kalmadı rakiplerinden. Evet. Hangi takımla oynuyor ol olurlarsa olsunlar. Soruya şuradan cevap vereceğim. Şimdi Kim min e Süper Lig'de nerede çok büyük bir fark yarattı hızıyla. Evet. Geniş alanlarda her türlü santrfora, kanat oyuncusuna bir cevabı vardı. Bayern Münih'e transfer oldu. Tabii Napoli üstü Bayern Münih yaptı. Serie A'da şampiyonluk yaşadı. E, Şampiyonlar Ligi grubunda da e, Liverpool gibi hızıyla e, mahir oyunculara karşı da iyi performans sergiledi. Devam ediyorum Sasha Boy. Neyle cevap veriyor? Neyle Bayern Münih'e transferini yaptı? Fizik, Tabii kalite, kız. hız e, vesaire. Şimdi Osterwolden'in de bence en büyük artısı müthiş bir fiziğe sahip oluşuyor. Ya yani sol bekte de her türlü cevap verebiliyor. Stoperde de bunu yapabiliyor ve bir ek olarak da şöyle bir artısı var. Stoperde potansiyeli şuradan daha belki yüksek olabilir sol ayaklı. Yani sol evet. ayaklı bu kadar iyi bir fiziğe sahip bir oyuncu ayaklar da şey değil. Tam onu dağları, diyecektim. Yani bekte belki <laughs> ayak kalitesi birazcık düşük kalıyor hücuma çıktığında ama stoper mevkii için bence ayakları da fazlasıyla iyi. Yani paket olarak baktığın zaman kesinlikle bir talep ettiğim birçok özelliği evet. görebildiğin bir oyuncu ki ya şimdi Sasha Boy'un ayakları da bek olmasına rağmen şey değildi. Galatasaray'ın en büyük sorunlarından biri sağ kanatta. Hı -hı. O ortaların doğru şekilde evet. finalize edilememesiydi. Boy'un çok iyi performans verdiği yerde. Ama o kadar iyi bir fizik ve o kadar iyi bir savunmacılık var ki geniş alanda da birebir de de. Osterwolde de bunları göstermeye başladı. O yüzden evet. ya yani şu bence çok önemli bir noktaya gidiyor. Bizim Avrupa'ya yolladığımız oyuncularda Arda zaten 50 senede bir gelecek, Süper, 100 yetenek. senede bir gelecek bir yetenek. Aynen öyle. Ama onun haricinde bence biraz e, Türk kulüplerinde bu tarz oyuncuları scout etmesi sağlıklı olabilir. Böyle. Evet Şey gibi Dalian gibi. Zaten Kim Min Jae'nin de lakabı canavardı. <laughs> yani Osterwald'e de e, hani çıplak gözle görmeye bile bir gerek yok. Kameradan bile anlaşılıyor ki bu adam ee, gerçekten canavar ki attığı golden önce de acayip <laughs> bir müdahalesi var orada skor 1 0dı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir, tam... bir dakika önce Aynen. Zaten. aynen. Ee, müthiş bir şekilde e, o topu kayarak tacı attı, e, kornere attı sonrasında da e, gitti tek başına gol attı. Erman sen ne diyorsun? E, maçın 1-1'e bir gelme ihtimalinin olduğu, geleceği demeyin yani %100 bir tabii, pozisyon tabii. değil ama yani gelme ihtimali olduğu bir pozisyonu savuşturduktan çok kısa bir süre sonra da golü attı yani Arhan gayet güzel tarif etti aslında çok da ekleyecek bir şey yok ama şu çok önemli yani Ceyda Osterwald'e tam olarak aslında Türkiye'deki büyük kulüplerin yapması gereken bir transfer yani 2001 doğumlu 22 yaşında 23'e doğru gidiyor daha 22'sini bitirmedi Fenerbahçe'ye geldiğinde işte 20, yaşında, 20 yaşında bitirmek üzereydi Hollanda'da Twente'de yetişmiş, oradan seri B'ye Parma'ya Parma gitmiş, Parma'da da seri B'de yani seri B deyip geçmeyelim, Parma'da ya da seri B'de e, parlıyorsanız e, bu Bağdırmış. önemli bir şey. Yani Parma, Parma'da seri B'nin, 2-2 A'ya çıkmak üzereler, e, şey bir takımı değil yani 17. 18. sırada olan bir takımı değil ki orada da parlayabilirsiniz. Ama mesela. Aynen. Evet. Yedi milyon, yedi buçuk milyon verip e, bu oyuncuyu almak e, bence son derece mantıklı. Evet Fenerbahçe'ye geldiğinde e, daha savruk bir oyuncuydu ki zaten 5-6 ay tamamen bir kenarda durdu. Hı hı. Onda hatta şu söyleniyordu yani biz niye yani. devre arasında 7 milyonu bu oyuncuya verdik de e, şampiyonluk yolunda başka bir açığımızı kapatmadık diye. Ama... Bugün gelinen noktada özellikle bu sene kat ettiği gelişimle beraber 22 yaşında senin de söylediğin gibi fizik olarak son derece güçlü. Her geçen gün üzerine koyan ve e, oldukça önemli e, hem stoperde oynayabilecek hem bekte oynayabilecek bir değere sahip Fenerbahçe. Bugün... Cayden Osterwalde için her şey kötü gitmeye başlasa Fenerbahçe bu oyuncudan zarar etmez. Yok yani. Mümkün. 22 yaşında Hollanda pasaportlu bugün Avrupa kupalarında bu performansları e, göstermiş bir oyuncudan tekrar söylüyorum bugünden itibaren bir sene boyunca Cayden Osterwalde çok iyi futbol oynamasa seneye Fenerbahçe bu oyuncudan çıkmak istese illaki 7-8 milyon 10 milyon bandında e, bir alıcı bulur. İyi oynarsa. Zaten bu şekilde devam ederse Çok zaten işte e, Sasha Boy evet, tarzı bir satışa gidebilir. O yüzden bu tarz transferler 20-21 yaşında belli bir e, kaliteyi göstermiş, e, belli bir altyapıdan gelen oyuncu transferleri bana hep mantıklı geliyor. E, tabii ki Stoperi de alabilir bu arada Jadon Osterwald'a. Yani hmm. e, çağlar çok önemli bir tecrübe. Bugün maçtan çıkana kadar e, gayet iyiydi. Ciku zaten e, çok özel bir oyuncu. Ama yani Jadon Osterwald'e de stoperde de bu oyuncuların çok gerisinde performans göstermiyor. Ferdi kesmeyip Jadon Osterwald'e de stoperde zaman zaman da değerlendirebilir. Ama gerçekten Fenerbahçe'de ciddi bir stoper. Bolluğu var. Bolluğu var ama şöyle de ilginç bir durum var. Bugün yine 3 oyuncu birden sakattı ki Çağlar'da sakatların arasına Hı -hı. eklendi. Yani stoper bolluğunun olmasının nedeni de aslında biraz bu çok fazla sakatlıklar oldu. Bekao, Çal, ee, şu an bugün. Ee, Cikudu, e, Ciku'da Afrika Uluslar Kupası'ndaydı. E, dediğin gibi gerçekten. Ee, şu bir sorumuz daha var biraz da İsmail Yüksek parantezi açalım yani acayip bir futbol oynadı hepimize Hırvatistan deplasmanındaki futbolunu hatırlattı İsmail Yüksek ver bir derbi sorumuz Burak Değer'den İsmail Yüksek'in deplasmanda iç sahaya göre daha iyi daha özgüvenli oynadığını düşünüyorum sizin yorumunuz nedir demiş yani ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, Şimdi iç sahadaki oyun Fenerbahçe'nin biraz daha rakip ceza alanına yıktığı, orada oynadığı bir oyun ama işte hem Hırvatistan deplasmanında hem bu Union Saint-Gilouaz maçını hatırlıyoruz. Oyunun hakim bölgesi tam o orta bölge. Asıl kapışmanın, mücadelenin yaşandığı yer orası ve orada yaşanınca o mücadele. İsmail orada o böyle Etli bir fiziğe de sahip ya ben onu çok seviyorum yani e, yıkılmıyor e, toplara girdiğinde o ikili mücadelelerde çok yüksek yüzdeye sahip. E, ben biraz oyunun yoğunlaştığı bölgenin e, deplasmanlarda e, biraz daha hani Fenerbahçe'nin kalesine yaklaşmasına bağlarım. Siz neler dersiniz Arhan? E, %100 katılıyorum. Şimdi Hırvatistan maçı zaten malum herkesin hmm. akla getirdiği bir maç. O maçta Türkiye Milli Takımı %37 topla oynuyor. Hı hı. İstatistiklere bakıyorum. 27 24 kere ikili mücadeleye giriyor zeminde 17'sini kazanıyor. 11 top çalıyor. Ya yani zaten bir maç. inanılmaz bir evet. şey bu. Evet. O rekoru uzat. Bugün Fenerbahçe'de Çok... %49. ile toplu oynama oranı var. Hı hı. E, 20 kez zeminde ikili mücadeleye giriyor, 12'sini kazanıyor, 7 kere top çalıyor. Bu bence şu demek. Eğer Fenerbahçe %49 değil %40'lara inseydi Hırvatistan maçına Aynen. benzer bir şeyler olurdu. Benzer bir şey olabilir hakikaten. Ee, genellikle çünkü bu Ayarlamalar yapılıyor istatistiklerde. Hmm. 30 dakika oynayan kişi 90 dakikaya göre oynasaydı ne olurdu şeklinde de gelişmiş hmm. istatistiklerde bulunabilen şeyler bunlar. Çok benzer bir performans ve bunun temel sebebi bu. Şimdi Samet Akaydi'nin Hırvatistan maçını çok iyi oynaması ve Fenerbahçe'nin geniş alanda oynadığı maçlarda kötü oynamasının sebebi Samet Akaydi'nin kötü bir stoper olması değil. Ha. Samet, Samet Akaydi'nin profili bu. Geri. İsmail Yüksek'in de... E İç sahada ya da genel olarak Fenerbahçe'de bazı maçlarda çok fazla eleştirilmesinin ve bu tarz maçlarda da mükemmel oynamasının e, talihle şansla açıklamak değil. Ya yani oyuncunun profili bu. Yanında Fred gibi başka işleri kapatan kişiler olduğunda pas dağıtımını yapan. Burada da şöyle bir parantez için Fred 56 kez yan, e, yanılmıyorsam topla buluşmuş. Süper Lig ortalaması 63 ve Fred 90 dakika tamamlamadı. Hı hı. E, Fenerbahçe çok da topla oynamadı bu hı hı. maçta. Bu bence yine bir e, Teknik ekip başarısı çünkü bu kadar iyi baskı yapan takıma karşı o Osa'yı merkeze çekerek bence orta sahada bir karışıklık yarattılar ve Fred çok rahat topla buluştu. Fred rahat topla buluşunca İsmail o işleri yapmadıkça ve ikili mücadelelerde iyi olduğu şeye yoğunlaştıkça İsmail zaten çok iyi oynuyor. Yani İsmail Yüksek e, kötü bir altı numara demek çok müthiş acımasız bir yorum. Ha, tabii, tabii tabii. Şu profilde eksikleri var diyebilirsiniz ancak. Her altı numara aynı mı? Ha. Abi bu da çok garip geliyor bana. Altı numara... E tamam da 6 numaranın böylesi var, şöylesi var, pas dağıtanı var, kesicisi var. Birçok farklı e, hepsini yapabiliyor olsa zaten muhtemelen bugün o Hırvatistan tamam. maçından sonra buralarda hala oluyor olmaz. O yüzden ben oyuncuları eleştirirken oyuncuların profillerinde biraz göz önünde bulundurulma, bulundurulmak Gerektiğini, Gerektiğini düşünüyorum. Fred 54 kez topla buluşmuş bu arada. Arda'dan <laughs> bilgi geldi. Ee, çok büyük bir fark yok senin söylediğinle de. Ee, bir de şöyle bir bilgi var. sana da şöyle atayım. Union Saint-Gilles maçında 5 top kapan, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan İsmail Yüksek... ...bu sezon bir konferans konferanstaki karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk isim oldu. E, e, demin dedim zaten. Ya, 5 top kapma yoktu ama 10 sahipsiz hı. top kazanma ve 14 ikili mücadeleyi ben de söylemiştim. E, doğal yani... E, absürt rakamlar bunlar ve e, çok fazla oyuncudan e, göremeyeceğiniz e, rakamlar ben çok şaşırtıcı değil bunun bir ilk olması, müthiş bir maç oynadı e, psikolojik olarak da bir şey var mıdır diye düşünmüyor değilim çünkü e, Fenerbahçe ya demin birincisi şunu ilk başta söylemek lazım çok emin değilim. Yani inanılmaz dalgalandığının ya yani mutlaka deplasmanlarda daha iyi oynadığı sizin söylediğiniz hmm. teknik sebeplerden dolayı e, maçlar vardır. Ama yani ben iç sahada izlediğim İsmail yüksek performanslarını da e, hatırlıyorum şu anda hemen böyle bir gözümden de geçiriyorum. Yani böyle sahada <laughs> çok sırıttığı, evet, çok evet. kötü olduğu maçlar yok. Evet belki bir tık bir fark vardır ama inanılmaz bir dalgalanma yok. Her genç Türk oyuncu için de ee, şu anda Kadıköy'de oynamak çok kolay olmayabilir. Onu da söylemek lazım. Yani buna Cengiz Ünder gibi, e, İrfan Can Kahveci gibi ki İrfan Can da geçen sene tribünlerle evet, epey sıkıntı yaşadı. Ama onlar bir de yaş olarak, ya milli takım görmüş, e, ciddi anlamda kariyer yapmış oyuncular. İsmail gibi daha geçen sene yavaş yavaş A takım hmm. parçası haline gelen e, daha genç e, oyuncular için kolay değil. Çünkü demin de söylediğim gibi özellikle de Fenerbahçe bu sezon ee, puan kayıplarını daha çok iç sahada yaptı kritik puan kayıplarını ee, tribünün Takıma destek vermek isterken ortaya koyduğu yoğunluk maç kritik noktalara gittiğinde 60, 65, 70 hala dengedeyse ise bazen negatifte olabiliyor buralarda da genç oyuncular biraz daha etkileniyor etkileniyordu da olabilir diye düşünüyorum. Bir de çok kısa şunu eklemek istiyorum konuşmuştuk senle savunma ünlü oyuncularının Guardiola açıklamasını Aynen. hani daha az o çok konuşulmaması evet. gerekiyor zaten bu oyuncuların evet. şeklinde ki hep söylüyor çok gösterişten hmm. uzak olmayan basit hmm. oynaması gereken oyuncular e, saflığı bulması gereken oyuncular diye. Bence zaten İsmail şunun farkında. Özellikle ihtisada eğer soru özelinde cevaplamak gerekirse diye söylüyorum. Takım arkadaşlarına göre bazı oyuncuların maalesef her takımda var bu. Kerem Aktürkoğlu için de geçerli. Hmm. Hata yapma çok az onların. Yani bir kere hata yapabilirler evet. maçta. Başkaları iki üç kez yaparken onlar bir kere kaçırdığında, ya bir kere yanlış pas yaptığında. Hacı yüz kere vuruyor. <laughs> aynen, aynen öyle. Tam olarak öyle. Necip Uysal on sene falan böyleydi. <laughs> Tam olarak... yeni, yeni yeni statü atladı. Yani. Kesinlikle yani. Kaç senedir <laughs> Beşiktaş'ta kaç maçı var Necip'in. Hala dediği gibi babanın ancak tamam kabul görmüş bir noktaya geldi maalesef. Demek istediğim şey bu tarz oyuncular kafasını hep hata yapmamam gerekiyor hissiyatıyla oynadığında hep fazla bir şeyler göstermeye hmm. çalışıyorlar bence. Bence Kerim'in bitiriciliğinin sorgulanmasının sebebi de o. Çünkü hep bir şeyler göstermeye hmm. çalışıyor. Hmm. İsmail de öyle. Yani İsmail ama aslında göstermemesi gerekiyor. Hmm. Hani Nur Bilge Ceylan'ın çok klasik bir şey var ya oyunculuk göstermemektir aslında. Siz hep göstermeye çalışıyorsunuz diye. Bence altı numaralar ya yani savunma içinde çok geçerli bir Burada kadar. şunu ekleyeyim. Ee, ben işte 2-3 yıl önce e, birinde çalışırken bir Fenerbahçe Gaziantep spor maçındaydım. Erol Bulut çalıştırıyordu Fenerbahçe'yi. Maç 3-0 Fenerbahçe kazanıyor. İsmail Yüksek girdi son dakikalarda oyuna. E, o fazlasını işte kendini gösterme isteğiyle, fazlasını yapma isteğiyle orta sahada biraz böyle gereksiz hareketler yaptı. Topu kaybetti. O top döndü. Galiba Emre Güral gol attı. 3-1. Yani önemli bir gol değil. 90 artı 3-1 oldu. Ama Erol Bulut çıldırdı kenarda. Bir daha da forma vermedi İsmail'e. Ki kendisi de söylüyor. 10 numara başlamış. Oradan devşirilmiş bir oyuncu. E, buradan da şu aklıma geldi. Argümanımı desteklemek için. E, Fenerbahçe'nin, daha doğrusu İsmail Yüksel'in Kadıköy'de bu sezon belki de en iyi oynadığı maçlardan biri Galatasaray derbisi. Sonra ...sonradan oyuna girip e, müthiş işler yapmıştı. Burada da aslında yani Fenerbahçe'nin kapanan bir rakibe karşı açma çabasıyla oynamadığı bir e, maçta yine İsmail Yüksel'in iyi işler yapması e, sanki bunu destekliyor ve e, şu senaryoyu da düşününce Fena, e, İsmail Yüksek eğer Avrupa'ya bir transfer yapacaksa mesela Lyon ilgilendi. Ya da işte o seviyede e, hani biraz daha bu kadar baskın olmayan kendi liginde bir takıma gidecekse eğer orada e, bu performansını bugünkü ya da Hırvatistan maçındaki performansını daha sık gösterme e, şansı da bulabilir. Yani orada e, meziyetlerine çok daha uygun bir e, futbola e, gidebilir diye bir fikir geldi aklıma. Bir geçmiş olsun da diyelim çünkü Aa, maçın evet. son anlarında sakatlandı. E, i̇lk başta kramp acaba dendi ama yani Sedye ile hmm. e, maç sonunda kenardaydı. E, bilmiyorum şu an. İsmail'in açıklama yaptı onunla ilgili. Çok ciddi değil. Değil mi? Değil. Yani ki yarın olmuşsun. belli olacak. İki oyuncuya da e, geçmiş olsun diyelim yine de. İnşallah İsmail'inki de senin de ve hocanın da dediği gibi ciddi değildir. Yavaş yavaş da kupayı konuşmak ha, lazım. Ben tam yani birincisi herhalde turu <laughs> bitti. Yani ya, evet, turun evet. burada. Yani tabii ki futbol e, birincisi kaliteli bir rakibiniz var ne olursa olsun. Hala e, Kadıköy'de çok büyük avantajı olsa da Fenerbahçe'nin kaliteli bir rakiple oynayacağı kesin ama yani... 2-0'a ya, bunu demezdik ama 3-0'ın de, dönüşü çok zor. Ben zoru. de yani çok 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 hmm. felaket bir senaryoyla başlaması lazım evet, maçın. Evet. Hemen böyle ikinci dakikadan bir gol yiyeceksin. Biraz ne oluyoruz biz falan diyecek işte. Neyse çağırmayalım Takım onu. Falan. Hayır hayır çağırmaktan <laughs> değil ama yüzde %99 Fenerbahçe'nin turu geçtiği ve artık son 8'e kaldığı bir kupa. Hı hı. E, ve yani Lille ve Aston Villa bir de Fiorentina'yı ben sayayım mı? E, koyarsak hı hı. bunlar turu geçti dersek tabii. Hı. Daha geçmediler. E, Fenerbahçe sanki evet. E, bu üç takımdan biriyle bu kupa yolunda çarpışacak gibi. Evet, ama yani şöyle şimdi. Aston Villa ayak 0-0 ilk maç. Ahmet Can da bu arada ayakta forma giymeye başladı Hı -hı. ve Hı -hı. E, üç maçtır e, hayran bırakıyor e, kendisini. Ayaksın Ahmet Can'ın Can tercih etme sebeplerinden birisi bence sol ayaklı olması. Evet Hı -hı. kesin. kesin. E, ben de çok mutlu oluyorum. E, onun da ilk çıkış yaptığı dönemde e, bayağı anlatmıştım. E, Molde kulüp Proje 2-1 yendi mesela. Oradan e, bence Molde'nin turu geçmesi daha tercih edilir olur. Bence de tercih daha tercih gördüm. edilir ama ikisi de Fenerbahçe karşısında evet. e, ya, tabii ki tur geçebilirler. Her takım her takım eleyebilir Hı -hı. ama Fenerbahçe'nin ikisi de favori çıkacağı takımlar. Maka Tel Aviv, Olympiakos'u deplasmanda 4-1 yani. Makkabi Tel Aviv enteresan bir takım. Robikin çalıştırıyor ya. ve e, önde de Zahavi var. Hı -hı. Ve e, bazen de, liglerine de göz gezdiriyorum. E, çok gollü, Hı -hı. böyle enteresan imza imzalatan bir takım. Olympiakos her ne kadar düşüşte olsa da bundan bir 5-6 sene, 7 sene önceki hı. Olympiakos etkisinde olmasa da ligde de Pavok, Panathinaikos, e, Ayek galiba üstünde e, Olympiakos evet. 4. sırada galiba. 3 mu Son Panathinaikos'un maçları. Doğru. Son ya, ama yani genel üç. olarak eski gücünde değil gibi ama yine de abi yani Olympiakos'u Atina'da 4 atmak. Bugün, Dün, bugün Olympiakos'a bu kupanın en iyi takımı işte Aston Villa mı? Hı hı kadro kalitesi yani ve herhalde. şey olarak Premier Lig'inde mendili var çalıştığı evet, Yani ondayacaktı. Avrupa Ligi, Ligi Şampiyonlar biri yani <laughs> Aston Villa bile 4 atacağını hayal ederek gitmez Olympiakos deplasmanına. O yüzden enteresan skor. Lille Sturm Graz'ı deplasmanda 3-0 yendi. Onlar e, önemli rakiplerden biri. İyi, bu sene çok iyi. Ki, Fonseca iyi. içeride pek kaybetmedi bu sezon Lille işte. E, bence yani her türlü bu tarz hocaların gelmemesi lazım. Evet. Lil bence de... Olsaka e, deyince bir yutkunursun yani. Evet, şöyle bir yarı finale kadar e, mümkünse kaçınılması gereken bir takım. Dinamo Zagreb, PAOK'u 2-0'la geçti. Ben Real Betis e, eşleşmesinde ikinci maçı anlatmıştım Dinamo Zagreb'in. Yani... E, Eleyebileceği bir takım Fenerbahçe'nin yani favori çıkacağı bir takım diyeyim çok büyük konuşmamıştı da olayım ama işte yani Bruno Petkovic klasik ileride pivot forvet ee, ama o alışılmış mesela işte Orşic Petkovic diyorduk eskiden ee, Orşic yok yerine de böyle o kalitede bir oyuncu görmedim yetenekli bir 10 numaraya sahipler ee, adını yanlış söylemeyeyim Baturina diye hatırlıyorum evet ee, ama... Hmm. Ee, bence Fenerbahçe eleyebileceği bir takım. Fiorentina Maccabi Haifa deplasmanında 4-3 kazandı. E, ee, Arma sen de Lazio Fiorentina maçında. Ben da. son 1-1,5 bir, bir ayda 2-3 kez anlattım Fiorentina'yı. Ee, benim beğendiğim bir takım hmm. Fiorentina bu arada. finalist ben. iki, ee, geçen yıl. Aynen geçen sene e, Vincenzo Italiano hem e, Serie A'da hem Avrupa'da iyi bir iş yaptı. Yani böyle e, düşük bütçeli Pep Guardiola oyunu oynatmaya çalışıyor. Yani topa sahip olalım, oyuna hükmedelim, pas, pas, pozisyon, pozisyon, pozisyon ve ben mesela Serie A'da bana inter maçı haricinde Geldiğinde sevindiğim ikinci takım pozisyonunda şu anda Fiorentina, çünkü gerçekten oluyor. zevkli geçiyor maçlar. Stoperi çıkarıyor ya bir de Aynen. manyak herif. Aynen. <laughs> yani stoperi çıkarmasını e, istikrarlı olarak, yani Osterwalder'in bugün yaptığını adamlar evet. her hücumda e, deniyor. E, e, Spezia'dayken de hoca Guardiola'dan ziyade biraz Klopp gibiydi, çok aynen. inanılmaz pres, 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 pres Hı -hı. presti. Yani o yüzden versatil, versatil dedik. <gülüyor> 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 e, o nedenle... E, Fiorentina enteresan bir takım ama şunu söylemek lazım. Ben bunu buradaki ilk kura çekiminde de söyledim. Arhan hanginiz vardınız bilmiyorum ama ben e, ikiniz de, de kura çekimleri <laughs> yaptık galiba. E, i̇lk kura çekim. Konferans bir neyse. Ya şunu demek istiyorum. Ya, bu kupada e, ilk günde söyledim. Bugün de artık çeyrek final seviyesine yaklaşılırken. Aston Villa haricinde Fenerbahçe'nin Underdog çıkacağı bir eşleşme evet. görmüyorum. Lille dengede oluyor. Aston Villa'yı eliyemez anlamında demiyorum bunu. E, ama yani dünyadaki herhangi bir insan sadece biz değil, Aston Villa ve Fenerbahçe'yi yan yana koyduğunda işte bir tarafta EMRE, bir tarafta Aston Villa'nın kadro kalitesi Premier Lig'de hı hı. şampiyonluk mücadelesinin hemen bir tık gerisinde Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor. Eee baktın ne dersin ki Aston Villa bu turun favorisi ama Fiorentina ve Lille için bile ki Lili de övdüm. Fiorentina'yı da demin söylediklerim. Fiorentina ve Lille için bile Fenerbahçe'den daha önde bu eşleşmede şeyini kullanmam. Evet. Bir tek Aston Villa'yı kullanırım. Evet. Yani hem Unai Emery bir Kupa canavarı hem kadro kalitesi ve e, takımın e, gücü Hı -hı. E, Kupa'nın bir numarası bu. Bunu konuşmaya gerek de yok zaten. Ve Servet-Viktoria-Piljen 0-0 ilk maç. Ee, oradan Aa. da revanşı e, bekleyeceğiz. Yani e, hani Efsane Futbolcu'da da e, konuşurken şey demiştim. E, artık son 16 bu ve çeyrek finalden sonrasında hayal kurarsınız. Yani çeyrek final geldiğiniz an 4 maç finale. Hı -hı. E, ve bu hayal e, bilmiyorum e, çok belirginleşti artık. E, heyecanlı günler bekliyor bizim kesin yani dediğiniz her şeye katılıyorum. Bence de Aston Villa haricinde eee Lille maçına favori netlenmez. İki çok iyi takımın karşılaşması. Evet, evet. Bence denge dersin denge ders. <laughs> Ama onun haricinde Fiorentina da kadro <laughs> kalitesi olarak yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi gerçekten Hı -hı. çok iyi bir kadro kalitesi var yani es geçilmeyecek bir kadro kalitesi. Ya Fiorentina'da 9 numarada Beltran oynadı sezonun büyük bölümü. Evet. Şimdi biraz daha geriye çektiler çünkü Beltran gol atamıyor. Yani Enzola çok da bezim. atamıyor. Enzola da atamıyor ama Enzola'yı koydular şimdi. Ya Fenerbahçe'de e, ikinci forvet Michy Batshuayi'yi Fiorentina'da şey yaparlar. Evet. Onu demek istiyorum yani e, Edin Dzeko'yu geçtim zaten şu Batshuayi'yi e, böyle şeylerle falan yani hı hı. kırmızı adlılarla, çiçeklerle falan karşılarlar. E, He. <laughs> Her şey kadro <laughs> kalitesi değil. Fiorentina'nın oyun gücü ve oyunu Fenerbahçe'ye problem yaratabilir ki. Fenerbahçe'nin daha star, daha önemli oyuncuları var diye. Ama e, net bir şekilde Fenerbahçe e, önünde kadro kalitesi olarak Fiorentina'nın. E, zaten kadro kalitesi olarak önünde olmadığı herhalde. Tek takım Aslında, aslında öyle Zaten katılıyorum. hepsini kadro kalitesi üstünden konuştuk. Hı hı. Aynen. E, Aynen öyle. Başuelli açılmışken <laughs> konuda şey diyeyim. Bence e, Türkiye kariyeri şunu gösterdi. Çok iyi bir turnuva golcüsü. Hı. Yani hı hı. Fenerbahçe'de, Ziraat Türkiye Kupasında da, geçen sene Avrupa Liginde de, bu sezon kupada, e, Avrupa Konferans Liginde yaptıkları ve ligde hmm. uzun süre oynadığında hmm. e, genellikle hamle oyuncusu olarak kattıkları. Çok farklı. Beşiktaş'ta hmm. net bir şekilde tartışmasız golcü performansı bekliyordu. Altında kaldı. Hmm. Fenerbahçe'ye geldiğinde de ya işte Valencia ile hep birlikte oynadı. Ya bütün gözler onun üstünde değilken ya da tek maçlık performanslarda bence başka bir oyuncuya dönüşüyor. İsteyeceğiniz golcü yani aranan golcü oluyor. O açıdan da e, yedekte. Yedek forvet gibi bir oyuncu değil bence Batshuayi. Bir tık daha fazlası. Evet, katılıyorum. E, son gol dakikaları da bu maça kadar işte 89-90-89 çok kritik anlarda da titremiyor. Yani iki penaltı işte birini kaçırdı, dönene attı falan. E, büyük bir katkı veriyor gerçekten Fenerbahçe'ye. Biz de e, yavaş yavaş değerli izleyenler e, veda ediyoruz. Bugün 8 Mart. Aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü. E, tüm e, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü de e, kutlayarak kapatıyoruz. Fenerbahçe'yi bir kez daha... Te Tebrik ediyoruz. Ee, belki de bundan bir iki ay sonra Yunanistan vizesi e, aramaları Google'da <laughs> patlayacak diye umut ederek hepinize e, mutlu geceler diliyoruz. E, Affınızla da biraz sığınarak. Hoşçakalın.